أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 8467 0546 465 8467 0555 465 8467 Tövbe-i Sayık Kitap Sipariş Hattımızın 0541 850 8467 Ayıt onu sandığı ne? Senedi ve cenip ne? He? Senedi ve cenip ne? Ayıt lan olduğunu bilmiyor musun? Ahitname'yi biliyorum. Sana bir hocanın bir şefaat bu muhalek ahitname değil mi? Sen orada konuşturan neydi? He? Neydi? Süleyman'a verilen söz. Neydi söz? Süleyman'a verilen söz neydi? He? Cevabını bildiğin şeyleri sorma bana, başka şeyle gel. İslam Deccali çıktı mı? Çıktı. Kim? İsminin son harfini söyle. Söyle. Sadaka yazılır. L. İslam Deccali'nin son harfi. L. İki isim var. Diğer harfinin son harfi. Diğer isminin son harfi. Özünde koyulan soy ismini, ismini söyleyeyim ben. Özünde koyulan soy ismi. Mehdi. Mehdi bir şahıs mıdır, bir şahs manevi midir? Buna ruhsatım yok, söylüyorum. At sadakayı. Bismillah. At! Al bunu da, hazırla. Bugün çok, bu kardeşim adı. Sadaka vermeye çok istedim. 5 ay zaman kaybettim bilmem. Mehdi bir şahıs mıdır, bir şahs-ı manevi midir? Mehdi bir değildir. Şahıs da değildir. Nedir? Şahsı manevi midir? Cevap! Binlerce insanın oluşturduğu gibi bir şahsı manevi midir? Yoksa bir şahıs mıdır? Mehdiyet bir harekettir. Mehdiyet hareketidir. Başında kim vardır? Hadi söyle bakalım. Söyle. Hazırlasa da ki aynı niyetle. Yarısına kadar tak oraya. Söyle. Ne yapacaksın bunu söyle? Merak ediyorum, söyle. Ne yapacaksın bunu? Önemli. Ne yapacaksın, ardından mı gideceksin? He? Ardından mı gideceksin? Zaten ardındayım biliyorsun. Bunu söyle yani. Son kararın mı? Yapma. Son kararım? Değil, yapma. Söyle. 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 Biraz daha sök parayı oraya. Evet. Cevap. 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 Buna ruhsatım yok Erol, söyleyemem. Aslanım benim. Sen harbi inatçı bir şeytansın ha. Canını yaktırma, hoşuna mı gidiyor? Hı? Bak senin boğazını öyle bir sıkarım ki orada. Bu videoyu izleyen herkes senin böğürtünü dinler. Öleceksen onurun da onur. Şeytan da onurun ne işi var lan? Şeytan da onurun ne işi var? He? Şeytanda da bir onur vardır. Onurlu ölenler bilirim ben. Bir tanesini öldürmek için yakalamıştık. Yanımdaki askere emir verdi. Sorgulamadan boynuma kılıç vurdu. Onuruyla öldü. O da bir şeytan. Daha sorgulamadan yanındaki askeri boynuna kılıcı vurdu. Bak onurlu bir ölüm. Evet. Kim vardı başında hareketi? Cevap ver. Vermeyeceksin değil mi?
Ha? Atayım mı sandıkları? Ha? Bütün servisini atsan yine vermeyeceğim ya. Niye vermeyeceğim? Buna cevap vermeyeceğim. Niye? Çek cevabı biliyor musun? Biliyor musun? Sen salağa yattın değil mi şimdi? Hani sen bildiğin bir şeytandın, her şeyi biliyordun. He? Her şeyi biliyordun ya. Ama parayı alırken nasıl planlar yapıyorsun değil mi? He? Parayı bulurken acayip plan yapıyorsun değil mi? He? Çok plan yapıyorsun değil mi? He? Çok plan yaptın değil mi? He? Öyle değil mi? Öyle oldu mu? Ben mi? Hı hı. Ben mi? Yorulmuş gibi bir halin mi var? Yoruldum. Ben mi yoruldum? Bu antrenman değil, daha bu sabah yaptım spor. Kalkıp dövüşmek ister miydin benimle? Çok isterdim. He? Ama ruhsatın yok değil mi? Ben sebeple dururken kapatmayı çok istiyorsun değil mi? He? Öyle değil mi? Her gün karşılaşırız. Nerede? Cehenneme gidersen, ki cehenneme gideceğim, ben de gidersem orada karşılaşırız. Ama belli olmaz yani, ben kendime güvenmem. Güvenme belki... zaten. He? Güvenme zaten. Asla güvenmem. Ben bir tek Rabbime güveniyorum. Onun adaletine, hakimiyetine, kudretine. Dövüşeceğiz mi böyle? Bunun gücünü biraz daha keselim. Sen şu sadakayı bir daha at. Bismillah. Aynı niyetle. Bismillah. At at. Nasıl? Gücün biraz azalıyor mu? He? Müslümanın Müslüman yaptığı dua çok güçlü değil mi? Çok. He? Öyle değil mi? Bak yakında tek elimle tutacağım seni. Tutamaz mı? Tüm bu enerji parayı tüketmeye başladığın anda harcıyordun değil mi? He? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle. He? Aciz kaldın mı şimdi? He? Meytiyetin başında kim söylüyor? Meytiyetin başında kim söylüyor? Kim? Söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz mi? Siz söyleyeceğiz mi? Meytiyetin söyleyeceğim mi? Söylemeyeceğim! He? Bugün keselim mi kurbanı? Keselim mi? Yok! He? Keselim mi? Her uzuv için bir tane. Yine de söylemeyeceğim mi? Öldür! Söylemeyeceğim! He? Söylemeyeceğim! Peki son bir soru. FETÖ hakkında tek bir kelime söyle. Alçak! FETÖ kimde? FETÖ kimde? Devrede can! Kim? FETÖ kim? Devrede can! Devrede can! İslam Deccali. Bir nevi değil mi? Devri Deccal ne demek? Hı? Devri Deccal ne demek? He? Son devrin Deccali demek. Son devrin Deccali. Birçok Müslümanın tuzağına düşürdü değil mi? He? Tayyip Erdoğan'daki sır nedir? O tuzağı fark etmesin. Hı? O da seçilmiş birisi belki de değil mi? He?
Değil mi? Bunu söylemezsin herhalde. Onun da aynı zamanda bir ismi var değil mi? Yok mu? He? Ama sizin safınızda değil yalnız değil mi? He? Öyle değil mi? Cevap verecek misin? Cevap verecek misin? Ne sordun ki cevap istiyorsun ya? Tayyip Erdoğan'ın da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda bir öyle bir Deccal'in fitnesini açığa çıkarmaktan onun da manevi bir yönü var değil mi? Var. O da görevli. Ama sizin karşınızda. Değil mi? Öyle değil mi? Sizin karşınızda mı, safınızda mı? Cevap ver. He? Karşınızda! Çok mu sinirlendin? Senle işin bitti zaten. Başka konuşacağım bir şey yok. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hı? Var mı? Yok. He? Yok. Yine de bir şeyler söyle. Buradan bu videoyu izleyecek olan şeytanlara bir mesaj vermek ister misin? He? Kardeşlerine. Ver mesajını hadi. Vereyim. Ver. Vereyim. Ver. Tamam iyi. Yürüyün aslanlar. İnsanlara bir mesaj vermek ister misin? Vereyim. Ver. Ver. Kaçışınız yok. He? Kaçışınız yok. Nereye kaçışınız yok? Bizden kaçışınız yok. Sizden kaçışınız yok. Kıyamette yaklaştı zaten. Sizin cehennemden bir kaçışınız var mı? Yok. He? Yok. Merak ettiğim soruyu sorayım sana, son bir soru. Cehenneme gideceğini bile bile batıl bir davada niye bu kadar çok savaşıyorsun? Kazanacağın hiçbir şey olmamasına rağmen. Hı? Cevap. Sen cenneti garantiledin değil mi? He? Sen cenneti garantiledin değil mi? Ümidin. Ümit. Benim de vardı bir ümit. Cennet ümidi mi? He? Davayı kazanırsan cennetlik olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar o onuru size verileceğini mi düşünüyorsunuz? Hı? Öyle mi inanıyorsunuz? Allah mağfiret edilmiş. Biz de yırtarız bakarsın. Lanet üzere ölürken mi? Yani siz Allah'ın mağfiretinden, rahmetinden bir şekilde ümit varsınız hala değil mi? Öyle mi? He? Öyle mi? Sen hangi peygambere inanıyorsun? Bütün peygamberlere. Şu an hangi peygamber üzereyim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bile mağfiretinden ümit ederken ben niye etmeyeyim? O peygamber cennette müjdelenmiş. O bile hala korkarken ve mağfiret ümit ederken. Sen de ümit varsın. Yani. Şeytan olarak dünyaya geldiğin pişman mısın? Çok. He? Çok. Ne olarak gelmek isterdin? Hı? Ne olarak gelmek isterdin? Hı? Adem oğlu olarak değil mi? He? Öyle değil mi? Senin ruhuna da Allah'ın kendi ruhundan üflemesini isterdim değil mi? Eşref-i mahluk. Kim istemezdi ki? Eşref-i mahlukat olmayı. Bütün hedefiniz o şerefin kaybedilmesine çalışmak değil mi? Aptalca bir kibir. Aptalca bir savaş. Ama sonunda kaybedeceksiniz. Her la ilahe illallah diyen cennete girerken... Benim kibrimi zannediyorsun. Kimin kibri? Sen hiç düşündün mü? Hı? Sen hiç düşündün mü? Neyi? Babam ateş peşesinde olsaydı, sen de öyle olsaydın, hiç tanımasaydın. Hı? Ben namaz kılmaya başladığımda baban namaz kılmıyordu şeytan.
Babam beni sohbetlere gidiyorum diye evden attı. Allah ondan razı olsun. Sonra 30 sene ben babamın hidayeti için dua ettim. 30 sene sonra babam da namaza başladı. Ben soyuma tabi olmadım. Nasıl soyun tabi? Soyun bana tabi. Müslüman bir toprakta doğdun. Olsun. Etrafında gördün. Seni sohbete davet eden oldu. Elinden tutan oldu. Farz et ki bunlar yoktu. Sen de Müslüman bir dünyada... Dinle bir, madem soruyorsun. Sen de bir Hristiyan anababadan, ateşperest anababadan, mecusi olsaydın mesela, hiç bilmeseydin, yarın ahirette ne yapacaktın? Diyecektin ki, Hazreti Allah seni yargılarken, ya Rabbi bana öğretmediler, göstermediler. Anama babama isyan ediyorum şu an diyecektin. Senin böyle bir deme şansın yok ki. Sen hakkı biliyorsun. Hakkı batıldan ayırabiliyorsun. Olsun, ben de babama isyan edeceğim orada yani, merak etme. Burada ettim. Ne fark edecek? Yalandan kelime-i şehadeti getirdiğini gerçekten getir, ne olacak? Yok ya. Niye? Ne gerek var diyorsun bak. Bir de hala utanmadan ümit varım diyorsun. Kafirlere halidine fiha ebede, Allah'ı ve Resulünü tasdik etmeyenlere. Bak, görüyor musun? Dünyaya demek ki 100 kere de gelseydin, ayetin dediği gibi aynı pis yolu seçecektin. Şansın olduğu halde bile dönemeyecek kadar acizsin. İşte bu yüzden halidine fiha ebede, ebedi kabullar. Kafirler tekrar dünyaya getirirseler, tekrar gelseler yine aynı yolu seçerler. Hakkı biliyorsun. Allah'ın varlığını insanlardan daha iyi biliyorsun değil mi? Niye tabi olmuyorsun? Niye Hazreti Muhammed'i kabul edemiyorsun? Her la ilahe illallah diyen sonunda cennete girecek. Ya siz? Ya siz? Allah'a karşı açtığınız savaşta kazanacağını mı zannediyorsunuz? En biz la ilahe illallah gibi... demiyoruz mu zannediyorsun? Allah'ın birliğini sorgulamayız bize. Muhammeden Resulullah diyemiyorsunuz. Bu zamandasınız. Diyebiliyor musunuz? Gerek duymuyoruz. Gerek duymuyoruz. Neden? Çünkü kibriniz buna mani oluyor. Değil mi? Cehennem ne kadar yakın değil mi? Hiç bu kadar yakın oldu mu? İnadından ve kibrinden zerre kadar taviz vermiyorsun değil mi? Öyle değil mi? Veriyor musun? Yaşasın zalimler için cehennem. Cennet ucuz değil, cehennem dahil lüzumsuz değil. Herkes kendi yolunu bulacak. Ben sana demiştim bunu değil mi? Sizin cennetiniz ucuz da sizde iş yok. Evet, cennet ucuz ama bizde iş yok. Doğru. İnsan oldu. İnsan isyandan gelmiş. Unutuyor. Sizde iş var mı? Meleklere hocalık yapar bir mertebeden aşağıların aşağısına, esfel-i safiline düşen babanızda iş var mı? Beş para etmez, ciğeri beş para etmez bir sefil olarak aşağıların aşağısına döndü. Sizin babanızda mı iş var? He? Var mı sizin babanızda iş? Sen kimsin ki yaratıcının bana verdiği ruhsatı sorguluyorsun? Ruhsatı sorgulamıyorum ki. Babanızda iş var mı? Meleklere hocalık yapacak bir mertebeye çıktı. Oradan da kendini Allah'ın büyüklüğüne layık bir ibadet yaptığını zannetti. Ahmak, beyinsiz. Hangi kul Allah'ın yüceliğine ve büyüklüğüne layık ibadet yapabilir? He? Sizin o beyinsiz babanız bunu zannetti. Sonra o kibrinden dolayı aşağılardan aşağı oldu. O kibir yapmasaydı siz de böyle beyinsiz peşinde gitmeyecektiniz.
Aynı kibri devam ettiriyorsunuz bak. Adem Aleyhisselam bahane, sizin kibriniz şahane. Cehennemde halidine fiha ebede. Biliyorsun ki sen cennetin kapısında kibirli olun, oraya giremez. Yazıyor değil mi? He? Bilmiyor musun? Öğretmediler mi sana? Siz Adem'i suçlayın değil mi? İlk hata yapan senin babandı. O it baba. Yaptığı ibadet ve kullukta Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine layık bir ibadet ediyorum deyip kibre düşmeseydi sorun yoktu. Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmakla babanızdaki o pis kibri açığa çıkardı. İlk hatayı baban yaptı. Ve sen hala babanın peşindesin. O ahman. Sen bilmiyor musun? Hiçbir kul Allah'ın büyüklüğüne layık bir ibadet yapabilir mi? Cevap ver. Peki o ahmak baban niye yaptığına inandı? Onu yakaladığında ona söylersin. Sen sorsana. Ulan ahmak oğlu ahmak de. Melekler sana geldiler, dediler ki azazilken yakın zamanda içimizden biri lanetlenecekmiş dediklerinde sen kaldırdın ellerini, biz Allah'ın iyi kuluyuz, biz ibadet üzere çok iyi kuluz, korkmayın o lanet bize gelmez deyip sonra melekler dua istediğinde bütün melekler için dua edip de o lanetin kendine gelmeyeceğine inanıp kendi ibadeti ve kulluğuyla büyük bir kibir içinde olduğu için kendi adına sığınma yapmadın, yavşak diye sorsana babanın. O kibrinden dolayı lanetlendiğini. Görürsem söylerim. Ya. Ve sen de aynı şeyi dava etmiyor musun? Bırak bizi sen, geç kenara. O ahmak baban, Allah'a karşı yaptığı ibadetteki birçok insan da yapıyor şimdi. Allah'ın büyüklüğüne layık bir kulluk yaptıklarına, İbadet yaptıklarına, kullukta diğer insanlardan daha iyi olduklarına inanıp da insanlara ellerini öptüren ahmaklar var şimdi değil mi? Yok mu? Babanız da aynı hatayı yapmadı mı? Sonra lanetlenenlerden olmadı mı? He? Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce yapmadı mı bu hatayı, bilmiyor musun sen? Öğretmediler mi sana? Azazilken hadi. Hı? Sonra Allah yeryüzünde bir halife yaratmayı murad etmedi mi? Melekler sorduğunda, ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek bir kavim mi yaratacaksın? Cinler zamanında kan döktü dediğinde, ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyerek, meleklerin, iblisin, babanızın, atanızın kalbindeki kibri Allah bildiğinden Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Var mıydı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da kibir? Var mıydı İbrahim'de kibir? Var mıydı Adem'de kibir? Var mıydı 124 bin peygamberde kibir? Görmedim şimdi bunu. Hala niye babanın hatasını sürdürüyorsun? Ahmak zamanında yapmış kibri deyip reddedeceksin. Bütün soyunu düştüğü kibirle helak et. Size habire gaz verdi. Adem yüzünden kovulduk, Adem yüzünden. Ne Adem'i? O beyinsiz, kendi yaptığı kibri Allah açığa çıkardı orada. Sen bunu bilmiyor musun şeytan olarak? Hı? Adem oğlundan birisi o kibri yaptığı zaman lanetlenmiyor mu? Senin atan iblis o kibri yapmadı mı? Dün FETÖ'de o kibri yapmadı mı? He? Suçlu Adem Aleyhisselam değildi. Adem oğlu değildi. Babanın kendisiydi. Kendi suçunu, Adem oğlu kendi kusurunu görmezse tövbe etmez değil mi? Baban şerefsiz de kendi kusurunu görüp tövbe etmedi.
o kibrinden dolayı lanetlendiğini kabul etmedi. Hep başkalarını suçladı. Hani biz Ademoğulları da kendi nefislerimizde kusur görmeyince hep başkalarını suçlarız ya. Senin baban da Adem Aleyhisselam'ı suçladı. İnsan neslini suçladı. Onun kibri kendisindendi. Yaptığı ibadette Allah'a layık bir kulluk yaptığına inandı. Allah'ın büyüklüğüne ve yüceliğine hiçbir kul layık bir ibadet yapamaz. Babanın hatası önce kendindendi. Kendi nefsindendi. Sizi kaz gibi uyuttu, ördek gibi uyuttu sizi. Hepinizi kandırdı, aldattı. İşte Adem yüzünden böyle oldu, Adem yüzünden şöyle oldu. Adem'e secde etmedik de böyle oldu. Bir yalanla sizi kandırdı. Reddet babanın kelime-i şehadetini getir in aşağıya. Teklif bu. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Fiha fahruç. Fiha fahruç. İn aşağı. İn aşağı. Euzu bi kelimetillahi tammetin külli şeytanin ve hammetinin külahinin namme. Fiha fahruç. Fiha fahruç. Halit. Nasılsın? Ondasın sen nasılsın? Hatırlıyor musun bir şeyler? Vallahi bir kulum vardı abi, onu hatırlıyorum. Bana saldırdığını hatırlıyor musun? Ya ya. He? Sen neyine saldırayım? Antalyan gibi adamsın. Hiç böyle kendini kaybettiğin bir an falan hatırlıyor musun? Nasıl kendini kaybettiğin? Ya böyle bir sinir krizi geçirdiğin anı veya böyle bir atraksiyon yaşadığın bir an falan hatırlıyor musun hiç? Yok abi, hatırlamıyorum öyle bir şey. Peki şöyle bir dua et. Aç ellerini. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak bu duaya devam et. Allah'ım babamdan gelen bir şey. Allah'ım babamdan gelen şeytan... Bir daha söyle, tekrarlasın. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan zekattan şeytandan gelen günahtan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan 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 sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Tam kalbine indirerek yap duayı. Peki. Allah'ım babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Allah'ın babamın vermediği zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Yeter mi? Dua yaparken ne hissediyorsun? Yoruluyorum şu an abi. Bir hissizlik, hissizlik mi, ağırlık mı? Ağırlık abi, çok yoruluyorum abi. Böbreklerinde bir şey hissediyorsun. Kalyanların çok ağır abi. Yani dua yaparken ağrı artıyor mu? Artıyor. Artıyor. Şu an böyle dur bakayım Halit. Şöyle dur. Öyle. Kamerayı şuradan bir çarpsın ama. Serçe parmağımla dokunduğumda da aynı acıyı hissedecek misin? Belki biraz sert basıyor diye düşünüyorsun. İki böbreğe şöyle bakacağım bir Halit. Tamam. Serçe parmağımla. Tamam.
Yok, normal değil bu. Benim, bu kadar şey benim canımı yakmaz abi. Peki, geçmiş olsun hadi. Stop yapın. Şimdi niyetini yaptın. Yaptım abi. Şimdi hemen vekaleti verelim. Bakalım abi. Şurada bir telefon görüyorum kenarda. Senin telefonun dışarıda. Olabilir. Şöyle diyeceksin abi, ben anne babanın ismini söyleyeceksin. Evet. Ben diyeceksin falan falan kızı falan falan oğlu falan yaptığım niyetle. Zaten burada zekat niyeti de var biliyorsun. Evet abi. 7 tane koyun kesmek için seni vekil tayin ettim diyeceksin abiciğim. Tamam. Şeyleri bir keselim, bir gözlemleyelim bakalım, hemen muayene edeceğiz. Tamam. Gergin misin biraz? Bayağı. Hakan abi şimdi arkadaş vekaletini verecek. Koyunlar hazır mı? Hazır hazır. Tamam, söyle abicim. Ben İsa ve Ayten oğlu Halit Arabacı yaptığım niyet ile 7 adet koyunun kesilmesi için sizi vekil tayin ettim. Aldım, kabul ettim. Seni vekil tayin ettim. Sizi vekil tayin ettim. Aldım, kabul ettim. Sizi vekil tayin ettim. Aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Abi tek tek bir getireceğiz. 3 tek bir getireceğiz. 7'sini de peş peşe keseceğiz abi. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam abi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hakan abi. Bir tanesini kestik hocam. Bismillahi Allahu Ekber. Tamam, tek tek keselim abi. Kanlar aktıktan sonra da atarları keselim peş peşe. Tamam, ikinciyi de kestik. Tamam. Vücudunda bir şey hissediyor musun? Titriyorum abi şu an. Titreme var sadece. Ayaklarım uyuşuyor şu an. Ayakların da uyuşma. Artıyor. Artıyor mu uyuşma? Bağırma hissi geliyor mu içinde? Yok ama çok sıkıntı var şu an. Yani bağırma hissi geldi mi? Kaçıncıyı kesiyoruz Hakan abi? Beş kestik hocam. Tamam. Altıyı kestik. Tamam. Vücudundan bir akım çıkıyor gibi hissediyor musun? Abi vallahi resmen baş parmaklarından aşağı sanki akıyor yani şu an. Bir akımın, sanki kan akıyor gibi mi? Özellikle sol ayağımdan abi, sanki böyle değil. Yani yere böyle sanki akıyor şu an yani. Bir akımın boşaldığını hissediyorsun. Yani sol ayak baş parmağından sanki böyle yere şey hocam, yapıyor. Hocam 7 tane kestik. Atarları kestiniz mi? Atar damarları kestiniz mi abi? Şimdi kesiyorum. Tamam, keselim. Atarın şah damarını mı diyorlar ona? Atar damar, şah damar. Benim şimdi merak ettiğim şu, tekrar boşaldıktan sonra lisana gelecek bir şey olacak mı? Hı, anladım.
Seyirmeler azaldı. Hmm. Titreme. Vücutta bir rahatlama hissediyor musun? Hissediyorum abi. İnşallah. Ellerim falan uyuştu hep abi. Vücudun mu uyuştu, sadece ellerim mi? Ayaklarım ve ellerim uyuştu abi. Uyuştu. Göğsüm çok sıkışmıştı geçti. İlk indir, vekalet verirken mi göğsün sıkıştı? Evet abi. Tamam mı Hakan abi? Ben hissediyorum abi. Tamam. Hissediyor mu? İnşallah. Bitecek abi. Sor bitti bak abi. Kestin değil mi şimdi? Hakan abi? Hepsinin atalarını da kestim. Abi hepsini... Atalarını kesildi hocam. Hepsini. Tamam Allah'a razı olsun. Hepsini fakir ailelere dağıtacağız Hakan abi. Şeyi yatırdık biz, bu fakirlere, 70 fakire dağılacak var ya, onu yatırdık. Koyun paralarıyla birlikte. Onu da bir en kısa zamanda halledelim Hakan abi. Bu acil biraz. Tamam. Tamam mı abi? Tamam hocam, onu da en geç pazartesiye dağıtmış oluruz. Tamam abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun, görüşmek üzere. Allah razı olsun, Allah kahretsin hocam. Sağ ol. Şimdi merak ettiğimiz şu, vücutta aynı atraksiyonu tekrar yapacak mı? Hanım diyor, bayağı güreştiniz diyor. Sen hatırlamıyorsun değil mi benimle mücadele ettiğini? He? Hatırlamıyorum. Senin bana gücün yetmez falan deyip de böyle bir arbede yaşadığını hatırlamıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Biraz terlemişim diye dedim, bayağı bir güreştim. Neden terlediğini hatırlamıyorum. Dur bakalım şimdi artık. Serbest. Serbestim abi. Daha önce herhalde bastırmışsın oraya. Şu an kesildi bu. Buraların çürük gibi acıyor dedi. Kendi şeyi olmadığı için, kendi vermediği zekat olmadığı için geçti. Ama senin kendi zekat borcu olsaydı... Ödemeden geçmez. Ödemeden gitmez. Enerji kesti. İnşallah hacıya bu durumu izah edersiniz. Hesaplar zekatını verir. Bak zekatını versin, hesaplayıp zekatını. En küçük bir rahatsızlık olursa Halit'te, bunu da izletin. Ben de verdiği bütün zekat parasını ona kendi dairemi satar, iade ederim. Sen gel daireme 5-10 daire satman lazım onun zekatını vermesi için yani. Fark etmez, bir yıllığını bile hesaplasa, tövbe etse, verse Halit'te kesinlikle bir daha aynı rahatsızlık yaşanmaz. Yaşanırsa verdiği zekat parasını, bak ben burada söylüyorum, ona iade ederim. Zekatını versin. Başka hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Kardeşim benim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Allah razı olsun. Hafta pazar sözü. İnşallah. Paranormal Ofis. Sayık Erol Tanrı. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru dua, doğru tövbe. İrtibat telefonlarımız 0542 465 84 67 0546 465 84 67 0555 465 84 67 Tövbe-i Sayık Sipariş Hattı 0541 850 84 67